Daha önce de milletvekili arkadaşlarımızın vekillikleri düşürüldü. Tıpkı Musa Farisoğulları, Leyla Güven, Ahmet Yıldırım, Leyla Zana gibi geçmişte yapılan yöntemin bir kez daha dün parlamentoda yaşandığını ve bu anlayışın devam ettiğini hep birlikte gördük. Bir tweet'i retweet etmesinden kaynaklı Kocaeli milletvekilimiz sevgili Ömer Faruk Gergerlioğlu sadece bu sebepten dolayı bir cezaya çarptırıldı ve bundan dolayı da dün parlamentoda milletvekilliği düşürüldü. Bu tam bir darbe anlayışıdır sevgili arkadaşlar. Bugünkü iktidarın AKP hükümetinin küçük ortağıyla birlikte 15 Temmuz'da meclisin çatısına bomba yağdıranlarla aralarında hiçbir fark kalmamıştır. Çünkü bunun da adı darbedir. Halkın iradesini gasp etme darbesidir. Gergerlioğlu da diğer milletvekili arkadaşlarımız da halkın iradesiyle parlamentoya gelen ve seçilen temsilcilerdir. AKP'nin ağzından ya da iki dudağı arasından çıkacak olan bir sözle ya da vermiş olduğu bir talimat kararıyla milletvekillerimizin vekilliğinin düşürüldüğünü hep birlikte dün bir kez daha gördük ve buna tanıklık ettik. Ama şu unutulmasın, Gergerlioğlu da diğer arkadaşlarımız da halkın iradesi olmaya, halkın milletvekilleri olmaya devam edeceklerdir. Ve dün diğer bir gelişme, partimize dair kapatılma davasının açılması yine bir darbe hukukunun, bir darbe anlayışının ortaya koyulmasıdır değerli arkadaşlar. Halkların Demokratik Partisi şimdiye kadar Türkiye halklarının, Türkiye toplumunun geleceği açısından ne gerekiyorsa onu yapmıştır. Bu ülkenin toplumsal barışına olan ihtiyaç, bu ülkenin demokrasiye olan ihtiyacı, bu ülkenin adalete olan ihtiyacı ve bu ülkenin AKP hükümetinin zulmünden kaynaklı Türkiye halklarının götürüldüğü ve götürülmek istendiği sefalete dur demek Halkların Demokratik Partisi'nin birincil görevidir ve bu görev devam ediyor. Şuna inanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Dün akşamdan itibaren bize oy verenlerin sayısı 6 milyondu. Dün akşamdan itibaren 12 milyona yükseldi. Bizim oy oranımız %11,5-12 idi. Dün akşam itibariyle bizim oy oranımız %20'lere yükseldi. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.